Dostlar hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Bugünkü destesi işte kahve falım var, gül tarotum var ve klasik tarotum var sevgili dostlarım. Klasik Fransız tarotu ve Deniz Kızı ve Yunuslar destesinden yardım alacağız. Bakalım kahve falıyla başlamak istiyorum. Şöyle bir bakalım kahve falı enerjisine. Hamle yapmaya çok az zaman kalmış. Çünkü kararsızlık dönemi bitmiş gözüküyor. Bir atılım yapacaksın sevgili kahve falını seçen dostum. Yapacağın bu girişim biraz yorabilir seni ama ufkun sonunda aydınlık gözüküyor. Mücadele dönemi var. Yaşamını ilmek ilmek kendin yaratacaksın. Evet. Şöyle bir baktığımda sevgili arkadaşım, bir yanardağ patlaması gibisin. Stres ve yorgunluk var etrafında, kendinde ve oluşan bu stresi yenmek üzeresin. Sıkıntılar bir yana gitmiş, rahatlamış gözüküyorsun. Fakat yeniden bir başlangıç yapacağını görüyorum. Sıfır noktasındasın. Sıfır noktasından bir başlangıç yapacaksın. Bu başlangıç her şeyi yeniden oluşturacak, yeniden yaratacak. Gerçekten yaratım süreci başlamış. Özünde İyi niyetli olan birisinden büyük bir destek göreceksin. Aslında kötü biri değil bu. İyi niyetli birisi. Fakat nedense araya bir soğukluk girmiş. Bir kaos girmiş. Bunu atlatacağını, sevgiyle, coşkuyla dolup taşacağını söylemek istiyorum. Ve peş peşe alacağın haberlerle beraber bir yola gidiyorsun. Aydınlık bir yoldasın. Ferah bir yoldasın. Yalnız düşmanlarına çok dikkat edin. Sevgili kahve falına baktığım arkadaşım. Düşmanlar var. Sanki bir kilimin üzerine oturmuşsun. Böyle gelip geçeni seyrediyorsun. Bu kilim sembol tabii. Senin evini temsil ediyor. Hani evde bazı kurgular yapıyorsun. Hani şu işi denesem, bu işi yapsam ya da buraya gitsem gibi. Böyle Mısır'da Nil Nehri'nin kıyısı gibi bir yer. Sıcak bir dönem. Ve yaz ayında önemli bir atılım yapacağının işareti. Yaz ayları sana atılım yapacağın aylar olacak. Yengeç burcundan, balık burcundan biriysen ya da partnerin bu burçlardan birisi ise bu yaz evlenme gözüküyor sevgili arkadaşım. Kahve falına baktığım dostum. Etraftaki düşmanlara dikkat edin. Başta da söylediğim gibi biraz volkan patlaması gibisin. Hani kendini kontrol ettiğin sürece her şey yolunda. Her şey iyi gidecek, her şey yolunda gidecek ve çok yüksek hedeflerin var. Bu hedefleri tutturduğunu görüyorum. Yüksek hedeflerin var. Gerçekten başarıya ulaşacaksın. Deve yükü önemli bir yolculuğa çıkacağım. İçsel anlamda bir rahatlama yaşayacağım. İç dünyandaki beklentilerin dış dünyandaki oluşumu hızlandıracağı ve seni çepeçevre saran olayların başlangıcını bir fitille vereceksin. Bir olayla başlayacaksın. Her şey o bir adımla başlayacak. İleri doğru hamle attığını görüyorum. Yaşamına ışık ve renk geliyor sevgili kahve falı seçen dostum. Dil yarası, dil yarası diyorsun burada. Bak şurada bir karanlık da bir şeye üzülmüşsün. Sanki dediğim gibi bir dil yarası seni üzmüş, dağlamış. Fakat aldırış etme, yoluna devam et. Hayat devam ediyor diyorum. Hamile bir kadın görüyorum. Siz ya da bir yakınınız bir hamilelik olayı olacak. Hayırlısı olsun. İki tane nur iniyor gökyüzünden sanki. Annenin üzerine. Duaların karşılık bulmuş.
Niyetlerin karşılık bulmuş. Hadi gözün aydın, daha ne olsun. Ve dahi şurada bir salyangoz görüyorum. Salyangoz spirali ve evrensel sistemden akış başlamış. Yıldızının aniden yükseleceği bir dönemdesin. Hadi gözün aydın. Yıldızın yükseliyor, girişimlerin başarılı. Yaz ayı mükemmelliklerle geliyor sana. Tabağa bakalım dostlarım. Yaşlıca bir kadın görüyorum. Üzülmüş bir şeye. Dudakları kalın kalın, böyle dudakları sarkmış hafiften. Epey yaşlı bir kadın. İri dudaklı, esmer, gözleri iri iri böyle falan. Hani Orta Doğulara benziyor. Saçı falan kapalı böyle. Sanki böyle birini bekliyor, bir şeyi bekliyor. Bu sevdiğiniz insanın annesi de olabilir. Sizin büyük anneniz de olabilir. Ama düşünceli de gözüküyor. Ne dua ne beddua. Böyle sanki bir şeyleri bekliyor. Hayatının sonunu mu bekliyor, bir işlerin olurunu mu bekliyor. Fakat bu kadının yapacağı bir hamleyle beraber sen yükseliyorsun. Hayır duası ediyor besbelli. Gerçekten hayır duası alacaksın bundan ve rahatlaman, ferahlaman çok yakın. Deniz kızları destesinden çekmek istiyorum. İyimserliğini koru. Hayalinin gerçekleşiyor. Tam mucize gerçekleşecekken bırakma. Burada bir deniz kızı, kale, uzakta bir kale ve kaleden gelecek adamı bekliyor. Adamın elinde bahar çiçekleri var ve etraf yeşil. Yeşil yeni umutları, müjdeyi ve bolluğu anlatıyor. Yeşil aynı zamanda yeşim taşını, jadeyi, yani kalbin odak noktasını anlatıyor. Kalple ilgili bir sorun çözülüyor. Kalbinin sahibini bekle. Gelmek üzere diyor. Kesinlikle geliyor. İyimserliğinizi koruyun. Evet. Geliyorum gül tarotuma. Sevgili arkadaşlar, mavilerle takım olsun diye gül tarotunu seçtim. Onun bir de kırmızısı var. Ben gül tarotu diyorum, yabancı sitelerden alıyorum. Yakınım varsa oradan getirtiyorum. Size en iyisini sunmaya çalışıyorum. Ama gerçekten yani farklı tarot desteleri gerçekten enerjiyi değiştiriyor ve genişletiyor. Geniş çaplı düşünmek her zaman iyidir. Her zaman iyidir. Hayatta da öyledir. Biraz bulunduğun yerden bakarsın. Tamam. Toprağa ayağın sağlam basıyordur. Ama sağını görürsün, solunu görürsün, önünü görürsün. Dönersin, arkana bakarsın. Şu bir kat yukarı çıktın mıydı, komşuları görmeye başlarsın. Bir kat daha çıktın mıydı ve spiral şeklinde çıka 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 kuş bakışı baktın mıydı, dostunu, düşmanını, iyiyi, kötüyü bir arada görürsün. O yüzden ben tarot destelerinde farklı bakış açılarıyla, farklı yöntemlerle, farklı çözümler ürettikleri için tercih ediyorum. Yoksa bir tek desteyle de bakabilirim yani, ne olacak ki? İşte şu desteyle bakan arkadaşım çok, gerçekten çok da güzel bir destedir. Klasik tarot. Her zaman doğruluğuna inanırım. Hepsi de doğru çıkartır. Ama farklı tarotları deniyorum. Ben şansına uğruna inanıyorum. Tarotunu seçen sevgili dostum, gül gibi günler seni bekliyor. Çiçeklerle bezenmiş bir aya hazırlan. Yeni başlangıçlar yapacaksın. Yeniden doğumu oluşturacaksın. Yeniden doğdum diyeceksin. Müşterilerin var. Bilinçaltındaki blokajlar bir ay içinde çözülecek.
bir ay içerisinde tüm blokajlarının çözüldüğünü, tüm sıkıntılı süreçlerin bittiğini söylemem gerekiyor. Gerçekten sıkıntılı süreçlerin sonuna gelmişsin ve hakikaten her türlü iyilik ve güzellik senden yana olacak. Kafanı yorma. Her türlü bolluk, bereket ve iyilik akacak sana doğru. Şimdi bilinçaltında korkular olduğunu görüyorum. Bilinçaltında korkular var. Gerçekten. Bu korkuları bir türlü atamıyorsun. Ve adım attığın pek çok olayda, sevgili dostum, adım attığın pek çok olayda bir engel, bir hengame, bir sıkıntı oluyor. Bu sıkıntıları aşacaksın. Ve bir yerden bir yere seyahat etme ya da bir yerden diğer yere taşınma sana çok iyi gelecek. Taşınma, değişim, dönüşüm ve iyi niyet seninle olacak. Bunu bilmen gerekir. Dahası hareketli süreç başlamış, hareketli döneme girmişsin. Her türlü yazgıyı kabul et. Şu anda yolunu beklediğin kişi geliyor. Yola çıkmış geliyor. Gerçekten her türlü hazır ol. Uzaklardan gelen haberin var. Seni ferahlatan haberin var. Hamilelik olayı görüyorum. Bebek bekleyenlere hamilelik olayı görüyorum. Ve şunu söylüyor. Çıtayı yükselt diyor. Standartlarını yükselt ve kendin için daha fazlasını bekle. Yetinme. Olduğun yerde yetinme. Şimdi param var, bereketim var, evim var, işim var, gücüm var. Ya da kocam çalışıyor. Ya da işte ne bileyim babam çalışıyor. Ama yetinme diyor. Eğitimini yükselt. Çalışmanı yükselt. Çalışma saatlerini düzenle. Her şey düzenli şekilde yerli yerine oturacak diyor. O yüzden diyorum ki hareketlerini düzenlemen gerekiyor. Mutlaka çıtayı yükseltmen gerekiyor sevgili dostum. Çıtayı yükseltirsen her şey daha iyi olacak. Ve Fransız tarotuna geliyorum. Evet, burada da erk hayvanlarımız var. Bakalım neler söyleyecek Fransız tarotunu. Klasik Fransız tarotu. Erk hayvanları var. Bir tane de açık renkli olan var. Artık biri siyah, biri beyaz, öyle karıştırıyorum. Beyaz da değil. Bu da Fransız tarotu da. Növe diyor. Növe tarot. Şu da. Böyle. Güzel güzel hanımlar var üzerinde. Ama ben bayılıyorum. Fransız hanımları ince oluyorlar diye. Yani o kültürde yaşamak gerekiyor herhalde. Yani onlar gece yatarken bile şey giyiyorlarmış, hadi şu korse falan giyiyorlarmış. Belleri incecik kalsın diye. Ben bir korse deneyeyim dedim, böyle gaza geldim falan. Ya arkadaş böyle bir şey olmaz, nefes alamadım falan. Zaten korse giyince otomatik ben canım hiçbir şey istemiyor. Yemek falan istemiyorsun. Mideye böyle basıyor basıyor basıyor. İncecik tutuyor. Ya burada bilmiyorum, belini inceltmek isteyen hanımlara duyurulur. 8-9 saat gündüz korseyle gezebiliyorsanız beliniz de inceliyor. Hem de kilo da veriyorsunuz ama benim takipçilerim pek kilo sorunu yok. Kilo sorunu bende var. Bende var. Sen yap dediğinizi duyuyorum. Evet, benim yapmam lazım. Evet, benim yapmam lazım. Düşmanlar, düşmanlar. Allah başa vermesin. Allah başa vermesin. Düşmanlar, düşmanlar. Şimdi büyük hedeflerin var. Duygusal hayatında bir çalkantı olduğunu görüyorum sevgili dostum. Bir şeyleri araştıracaksın, soruşturacaksın ama seni engelleyen bir negatif enerjinin varlığını bilmen gerekir. Maşi, büyü, tılsım, kötü enerji, bunun adı neyse, senin üzerinde, bilinçaltında ve bütün yaşam alanında geziniyor bu. Negatif enerji ya da büyü, her neyse.
Birisi yazdırmış, çizdirmiş, deniz kenarına attırmış. Bakınız. Hem deniz hem toprak. Toprakla yazılmış, deniz kenarına atılmış. Allah göstermesin. İyi ki daha kötü şeyler olmamış. Duygusal hayatında çalkalanma devam ediyor. Sen ne yaparsan yap, bir türlü çözülmemiş. Hani %50 çözülmüş ama %50 kalıyor sevgili dostlarım. Bak %50, %50 çıktı, görüyor musunuz? Duygusal hayat çalkantıda. Ayağını yere sağlam basamıyorsun. Engeller var. Yazılmış, çizilmiş gerçekten. Bu da dedikoduya, kötü niyetli birine ve gerçekten ayı figürü her türlü düşmana işaret. Ahmak bir düşman. Azgın, ahmak ve sadece kötü enerjiyi kullanan bir düşman. Bu sıkıntılı süreci atlatman için çalışman gerekiyor. Gerçekten çok kısıtlı çıktı. Birkaç tane daha çekmek zorundayım. Çünkü enerji çok sıkıntılı. Evet, nihayet bir kurtarıcı geldi dostlarım. Karga ve baykuş. Bir anahtar açılıyor. Karga ve baykuş diyor ki bu negatif enerjiyi çözdürmen gerekiyor. Çözdürdüğün takdirde her türlü ilerlemeye kavuşacaksın ve yakın tarihte iyiye, güzele doğru gideceksin. Ama bu karga sevgili dostlarım ağzında bir anahtar tutuyor. Evlilik ya da ev alma, araba alma gibi bir durum, maddi durumun iyileşmesi ve duygusal durumun şifalanmasını gerektiren işlerde baykuş diyor ki bilge bir insana söyle, o sendeki bütün negatifi alsın, yoksa başka türlü bu sıkıntıdan kurtulamayacaksın diyor. Bir enerji çalışması yapın. Okunmuş suyla yıkanın. Çünkü negatif enerji çok yoğun sevgili dostum. İşlerin o yüzden bir türlü yoluna girmiyor. Meleklerimiz ne diyor? Deniz kızlarımız. Hazine sandığı görüyor musun? Talih kuşu sana beklenmedik şekilde bolluk olarak geliyor. Karganın ağzında bir anahtar tutuyordu. Bolluğuna ve her türlü iyiliğine engel olan durumlarla karşılaşmışsın. Bu durumun giderilmesi için lütfen daha fazla zaman ayır kendine, daha fazla çalış ve daha fazla dua et sevgili dostum. Evet. Arkadaşlar, şimdi bugünkü deste seçte kahve falı baktık. Meleklerden, deniz kızlarından yardım aldık. Fransız tarotu vardı. Gül tarotu vardı. Umalım yüreğimizden geçen her şey fazlasıyla gerçek olur. Astro Canan ben. WhatsApp numaram 0546 481 3506. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.